Niye utanıyorsun? Hı, ben de. Serim niye durdun? Ha? Günaydın Ceylin. Ve günaydın arkadaşlar. Biz restoranta geldik. Burada Emre Yenge'ye de günaydın diyelim. Günaydın. Anneciğim günaydın. Seni yapma söz. Annem istemiyor ama ben size göstereyim. Kahvaltı yapmaya geldik. Hazırlandım. Saçlarım birazcık ıslak ama neyse olsun. Arkadaşlar saygılı restoranta geldik. Antofun'un böyle çok güzel sizlere menü kartını göstereyim. Hemen da bakın. Biz kahvaltı alıyoruz. Bunu, evet bunu alıyoruz. Yanına da sucuklu yumurta. Komşum da peynirli yumurta alıyor. Annem de gözlemeli ıspanaklı alacak. Böyle menülerimiz, krepler var. Şöyle. Kısaca sizlere böyle göstereyim. Çorbalar, salatalar. Böyle. Evet. Ve bayağı sayfalar dolu. Böyle restoranın içi de çok güzel. Şöyle. I still regret how we acted so fast. It's putting us last. Ooh, say we're not making sense now. Ooh, but we do. Don't you say it's over, over this time. My heart can get sober, sober. Selam arkadaşlar, biz evimize geldik. Kahvaltı yaptıktan sonra bugün bayağı geç kahvaltı yaptık. Sanki kapı çaldı gibi ama. Ha yok, kimse gelmemiş. Makarna birazcık spagetti vardı. Bakalım, evet. Birazcık spagetti var. Spagettiyi bırakıyorum pişmeye. Bunun içinde spagetti vardı, yıkadım. Hey kapı! Echt! Ich sag mir das Bild. Wer sagt dir das? Hier, mir. Wer ist der? Meine Mandi ist nicht kaputt. Oh, ja, mei. Jochen! Jochen! Benim Fläschchen. Oy, ne güzel. Kahvaltımızı yaptık. Sonra da birazcık dükkanları gezdik. Ah, eve kaçta geldik Selinç'e? Şu an 5 saat. Saat 4 müydü? Evet 4. Geldik. Ceylin ve Selin'le birlikte çarşıya gitmiştik. Çok bir şey almadım ama sadece eve geldikten sonra bu yanımızdaki Action var. Sokağımızın sonunda Action mağazası var. Her şey böyle uyguna alıyorsun. Çocuklara da böyle Ceylin'in Selin'in bunu yıkıyoruz. Şu an Selin kendisi yıkıyor. İçecekleri için içecek kutusu aldık. Böyle kapalı açılan, böyle kapağını böyle yapıyorsun. Sonra açıyorsun, kapatıyorsun, kapatıyorsun, açıyorsun. Okulda böyle içeceklerini içebilecekler. Yani su vereceğim, suyunu koyacaklar oraya. Bunu da artık kullanacağım başka bir şey. Olsun, yıkarız kızım, hiç önemli değil. Onu... Durdum. Tamam, bak böyle. Ya, good so. See you now? İşte okula hazırlık, ekmek çantalarını tekrar bir kere daha yıkayacağım, az sonra durulayacağım. Ekmeklerini şimdiden hazırlayacağım. O yüzden, okula son alacaklarımızı aldık. Jimnastik için ayakkabıları hazırlamam lazım. Ve yemek olarak spagetti yapıyorum. Yanına da tavuk dip frize koymuştum. Geçen hafta flokumda da var. Onu almıştım ekstradan. Şu an onları pişireceğim. Sıcak suya koydum. Böyle burada buzu erisin diye onu bekliyoruz. Ama sadece bir sebze olarak bir şey daha alacağım. Brokoli falan. Havuç brokoli alırım. Yanına pişiririm. Yarına da pişiririm. Birazcık. Hepsini bugün pişirmem. Yarına da pişiririm.
kalırız çünkü bayağı fazla var. O yüzden yarın için de bu yemeği yaparız, yeriz. Böyle arkadaşlar, Selin işte içeceklerini yıkıyor. Semih ve Can gelecekler. Ondan sonra Ceylin ve Selin babaanneye gidecekler. Biz de Semih'le şey yapacağız. Semih ve Can'la yemek yiyeceğiz. Böyle bakalım, seni soğuk suyla çıkaralım bunu bak. Soğuk suyla çıkıyor. Gördün mü? Ama çok hani basmalı böyle. Yumurta var ya. Ya. Uf, elim açtı. selamlar arkadaşlar. Biz yine geldik şimdi çocuklar. Semih burada ne aldı kendisine? Mağazaya gittik çünkü. Yemekten sonra şeker verecek anne sana. Çünkü bugün pazar ve pazarları bazen haftada bir kere şeker alıyorum. Çocuklara pazar günü veriyorum. Böyle işte fıstık. Hadi bakalım, ben de şimdi salatalarını yapacağım çocukların. O yüzden hemen başlayalım. Yine aldığımız şiş, içecekleri koyacağımız şeylerden Can içiyor. Biz şimdi yemeğimizi yiyelim. Semih az sonra gelir. Bize afiyet olsun. Semih Gaya, sana afiyet olsun canım oğlum. Ya arkadaşlar, böyle oluyor mu sizde? Yok. Okey. Ama önce yemek yiyeceğiz oğlum. Ne? Okey. Süpürgeyi az sonra lazım olacağı için kaldırmadım. Ben şimdi yemek yiyoruz. Bakın sen ne yapıyor burada? Dişini fırçalıyor benim aslan oğlum. Ve bunlar var, çiçekler. Bu çiçekleri birbirlerine koyuyorsun. İçine koyabiliyorsun değil mi Semih'i? Bak göstersin Semih size. Böyle iç içe giriyor. Yes. Bakın Semih'in odası boşaldı. Böyle. Ya saati var. Semih'in saatini koymuştum o tarafa. Semih onu görünce sevindi. Bak koydum ha. Ya olur. Hı-hı. Tamam. Bak kardeşim. Aferin benim oğlum. Çok güzel. Wow, dişlerin çok güzel oldu oğlum. Git tükür. İşte Semih'in odasını boşalttım. Sadece böyle oynadığı yer var. Ve de yatağı. İşte buraları değiştireceğiz. Semih'in istediği gibi bir şeyler yapacağım. Küçük dolap lazım. Şuraya böyle girecek küçük dolap olsa süper olur. Ya da karşıya. Orada oynayabilir o zaman. Etkinlik dolabı da olması lazım. İçinde birkaç tane değişik şeyler. Evet. Evet, sana da yapacak anne. O yüzden ben şimdi Can'ı çıkarıyorum. Hayır, Semih'in değil, senin. Evet. Can'ı şimdi banyodan çıkaracağım. Semih'i yıkadım. Birazcık oyun oynuyor. Şimdi Can'da sıra. Kızlar da babaanneye gittiler. Özlemişlerdi. Babaanneyi çoktandır görmüyorlardı. O yüzden babaannenin yanındalar. Kaya az sonra getirecek çocukları. Onun sonra da bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Ben nelere bakıyorum nelere.
bir baktım tam bakıyorum izlemek istiyorum ama hiç zamanım yok çünkü vloglar gelmiş yeni takip ettiklerim insanları takip etmeyi çok seviyorum ama gerçekten zamanım yok yapmaya. Şimdi bakın ne yapıyorum burada. Ekmek kutularını hazırladım. Ekmeklerimi hazırlayacağım ama ekmek kutularının içine koymayacağım. Çünkü ekmek kutularının içine koymayacağım. Çünkü ekmeği buzdolaba koyacağım ve buzdolaba 3 tane koca şey koymayacağım. Üçünü. O yüzden sabahleyin kutularına koyacağım içeceklerle birlikte. İçecekleri de burada çocukların. Sadece sabahleyin bu kutularına su dolduracağım. Taze taze su doldururum. Bir akşam önceden yapmıyorum. Sadece ekmeğini yapacağım. Bugün yani bir gün önceden hazırlıkları yapayım. Sabah da erkenden kalkmam lazım. Çünkü ben gerçekten onlardan fazla heyecanlıyım. Niye? Geç kalmak istemiyorum. Kesinlikle geç kalmak istemiyorum. Acele etmek istemiyorum. O zaman acele oldu mu çocuklar da zaten bunu hissediyorlar. Odamı daha da uzun sürebiliyor. O yüzden hiç acele etmek gerekmez. Ben de şu anda ekmeklerine yağ sürüyorum. Sizlerle bir şeyler paylaşmak istiyordum. Birkaç soru geldi. Güzel yorumlarınız için çok teşekkürler. Yavaş yavaş işte vlogu sabit yapmaya çalışıyorum ve sizlerden bu desteği aldıkça tabii ki ben daha çok devam edeceğim. Mutlu oluyorum. Sizlerin yorumlarınızı okuyorum. Ve beni çok mutlu ediyorsunuz. Çok 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 teşekkür ederim. Vlog etmeye devam ediyorum. Ve birkaç sorunuz gelmiş. Ben o soruları hemen bir açayım bakayım. Okuyayım. Telefonu düşürmeden tabii ki. Bakın askılı telefonum var. Hem anneler için çok pratik. Üzerine böyle asıyorsun çocuklarla. Gittin mi her yerde? Ben telefonumu her yerde aradığım için. Biliyorum yani. Biraz dolaşmış ama. Neyse ben böyle yapıp hemen kafamı böyle yapıyorum. Ondan sonra böyle bir şey olduğunu böyle okuyabiliyorum. Yani yanımda oluyor. Hem çocuklarla dışarıda olduğumda nerede telefonum diye aramıyorum. O yüzden bunu Action'den aldım. Bir tane Zeyno bir şey sormuş. Ne sormuş? Hemen sizlerle okuyayım arkadaşlar. Şimdi neredeyiz? Bir saniye. Burada değil galiba. Reaksis. Selam. Ekmoy. Nereden aldın düzenleyicini? Düzenleyicini ne demek istediğini tam olarak anlamadım ama şey demek istiyorsun galiba. O kutuları mı demek istiyorsun? O kutuları Action'den aldım. Bizim Hollanda'da çok güzel. Ay gerçekten hapşırmaya başladım. Bu havalardan bir sıcak bir soğuk olacak artık. Yağmurlu hava olduğu için bilmiyorum. Bu ara biraz hapşırıyorum. Neyse arkadaşlar o düzenleyici derken galiba kutuları diyorsunuz. Tam olarak onu anladım. Çünkü buzdolabı öyle düzenledim. Yani güzel birazcık düzenli görünüyor. Biraz daha toplu görünüyor o yüzden. Onları Action'den aldım. Action Hollanda'nın bayağı bir meşhur mağazası. Her şey bulabilirsiniz. O yüzden oradan aldım. Çok da uygun. 1,5 euro falan. Tam olarak fiyatını bilmiyorum. Unuttum ama 1,5 liraya aldım galiba. Sanki ses yukarıdan geliyor. Çocuklar uyanmış oluyor. Peyniri alıyorum. Peyniri ben böyle poşete koyuyorum. Çünkü böyle açık olduğunda hemen sert oluyor. O yüzden şöyle alayım. Yapmış olduğum ekmekler burada. Şimdi bunların üzerine de peynir koyacağım. Peyniri koyalım. Arkadaşlar bir tane daha soru gelmiş. Merak etmişsiniz. Sizlere hemen cevaplamak istiyorum. Jenny, sizi yeni takip ediyorum. Kusura bakmayın. Bilmediğim için soruyorum. Eşiniz neden yardım etmiyor? Yoksa ayrı mısınız?
Eşim yardım ediyor, çoğu şeylere yardım ediyor, her konuda yardımcı oluyor sağ olsun. Eşimle ayrı değiliz ama eşim benim annesiyle zor zaman geçiriyoruz. Sağlık durumuyla ilgili çok fazla da anlatmak istemiyorum. O yüzden eşim çok annesiyle ilgileniyor ve YouTube kanalıma da çıkmak istemiyor. Yani kendi tercihi. Hiçbir de Facebook'u yok, Instagram'ı yok. YouTube kamerasında sevmiyor. Çok çıkmak da istemiyor. Ama bu sıralar annesiyle de çok ilgileniyor. Sağlık durumuyla ile alakalı olduğu için. Allah herkese sağlık versin. Allah hasta olan herkese şifa verir inşallah. Ama gerçekten zor günler yaşıyor eşim. Zaten dediğim gibi kamerayı çok sevmiyor. Eşimle hala birlikteyiz ama çocuklarla hafta sonları kalabalık olduğunda 2-2 alıyoruz çocukları. Ya da ailecek bir şey yapıyoruz. Bu aralar aile işte ailenin alakalı sağlık durumu olunca çok şeyler yapamadık. Zaten tatilimiz de öyle geçti. O yüzden çoğu şeylere gelemedi. Böyle... Allah herkese sağlık versin demek istedim. Başka ne diyecektim? Böyle arkadaşlar, ben başka ne diyecektim? Ekmekleri bitirdim. Böyle üç katlı koydum. Bunu ortadan keseceğim. Bu ekmekler fazla. Böyle sabahleyin ortadan keseceğim. Bir de salatalık koymak istiyorum çocukların her birine. Yanında yerler. Bir de elma. Elma. Ondan sonra bir içecek. Evet, sabahleyin de yumurta vereceğim. Yumurtayı ekmeğin üzerine koyup da yedireceğim. Küçük parça ekmek. Yoksa çok fazla oluyor çocuklar için. Şimdi çantalar hazır. Bu tarafta da sizlere paylaşayım. Sizlere göstereyim. Yine her şey elim ayağım. Bakın gördüğünüz gibi bugün çok şöyle bir saniye şu konuyu söyleyeyim. Bugün çok bir şey yapmadım. Sizlerle işte paylaştım. Sabah çok geç uyandım ya. Bir uyandım saat 7'de. Sonra geri uyudum 8'de miydi ne bileyim kaçta. Çocuklar odalarında oynuyordu. Aşağıda film de baktılar. Ama ben uykuya kalmışım. Bugün çok uyudum. 11'de mi ne? 10 ve 10 buçuk 11'de uyandım. Gerçekten bu hiç olmuyor. Ama ekmekleri kutuları hazır. Buraya koydum. İçeceklerini sadece Ceylin'inkini almam lazım. Bunları geri buzdolaba koyayım. Bakın. Böyle aldım mı getirdim mi hemen böyle olabilir. Güzel. Şöyle hazır. Bunu böyle buzdolaba koyacağım. Bir elimle alıp bir elimle buzdolaba koyuyorum. Işığımızı açalım. Buzdolabımız maşallah tertemiz. Çok mutlu oluyorum ben böyle buzdolapta. Yes, böyle. İşte alışveriş hiç yapamadım. Bugün ne yaptım arkadaşlar? Çok bir şey yapmadım. İşte Gezdim geldim ama bütün işler duruyor. Artık bir tane dolaplarını düzenlemek istiyorum. Elbiselerini düzenlemek istiyorum ama önce yapmak istediğim bir şey var. O da kısmetse yarına dolap alacağım. Bir küçük çok iri olmayan dolap. Çok küçük bir dolap almak istiyorum. Semih'in elbiselerini koymak için. Can'ın da bir tane öyle dolap olur ileride. Ama şimdilik önemli olan Semih. Onu yapıp sonra yarın değil işte bu hafta elbiselerini düzenlemek istiyorum çocukların. Benim kendi dolabım da düzenlenmesi gerekiyor. O da bu hafta olacak. Bu da Selin'in evet jimnastik için ayakkabıları. Bu Ceylin'in eski ayakkabıları. Selin'e şimdi Selin kullanacak. Bu da Ceylin'in yeni ayakkabıları. Bu da Semih'in yeni ayakkabıları. Bunların isimlerini ben yazmam lazım. O yüzden isimlerini yazacağım.
Ondan sonra da bugünlük vlogu da kapatayım. Ve ben de böyle yapılacak şeyler var ama yarın en iyisi bir 12'de mağazalar açıldığı için 12'de gideceğim yetişebilirsem. Ondan 12'den önce de evi falan yemek hazırlarım çocuklara en azından. Böyle arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünlük fazla bir şey çekemedim. Ama böyle izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir vlogda tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.